Şimdi soracağım hikayeyi. Yapma. Evet. Hocam soracağım, yapacak bir şey yok. Artık. Şimdi soracağım hikayeyi ilk defa Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal ile ilgili yazdığı bir kitabın içinde rastlamıştım. Bu sohbetlerin arasında da bir ara böyle küçük bir kuple olarak geçti bu hikaye. Yaşar Kemal ile ilgili şeyi söylemiş. Yani ömrünü düşünmeye vermiş, düşünüp bir şeyleri biriktirmeye vermiş bir insanla, bilgi biriktirmiş bir insanla, şimdiye kadar o konu hakkında hiçbir şey düşünmemiş insanın nasıl denkleriz, nasıl eşitleriz birbirine diye biraz Yaşar Kemal'e de iltifat etmiş hani hikayenin içerisinde. Çok da güzel bir kitaptır bu arada. Bir güzelleme kitabı yazmış Yaşar Kemal vefat ettikten sonra. Bu arada bir yazar sinir bozuculuğuyla da yıllardır günlük tuttuğunu da görüyorsun adamın. Çok fazla detaylarıyla hatırlayarak falan anlattığı bir kitap. Bilgi gerçekten insanın değerinde bir şey değiştiriyor mu? Burada değer sorusunu da sorgulamak zorunda kalacağız. Değer nedir, insanın değeri bilmem ne falan gibi şeyler de olacak. Ama hani bilginin önemini biliyoruz. Neredeyse ekonomik sistemimiz tamamen bilgi üzerine dönüşmesi üzere. Yani petrolün, altının değerinden daha çok değer kavramı bilginin değerine doğru dönüşüyormuş gibi görünüyor. Dönüştü bile belki. Yani hani büyük bilgiyi toplayabilen şirketlerin pay değerlerine bakıyorsun. Petrol çıkaran şirketler değil. Dünyadaki en çok kazanan, en çok kar eden şirketler, bilgiyi dönüştürebilen, toplayabilen ve tekrar bir alana getiren şirketlermiş gibi görünüyor. İnsan olarak bizi bilgi ne kadar değerli ya da değersiz hale getiriyor? Azıcık bunun üzerine sohbet edelim, tartışalım. Ne çıkar? Yaşar Kemal'in ne bildiğini çok bilmiyorum ama bilgi dediğin zaman hemen bende şöyle bir alarm oluşuyor. Mesela benim tabletimde 3000'in üzerinde kitap var. Yani bilgi açısından birçok insana kesinlikle yayan bırakacak kadar bilgi sahibi. Ama bir günde demedi ki bana, abi bak hayatla ilgili şöyle bir çıkarımım var. Gözünü seveyim şöyle bir yürüyelim, şuradan gitsen, şunu yanlış yapıyorsun demedi. Ama araya bir şey koyayım. 2 tane tablet koyalım. Bir tanesini yeni alalım, bir tanesi de senin tabletin olsun. Hangisi daha değerli? Benim tabletim. Evet. Niye? İçinde 3000 tane. Evet. Bilgi var. Aynen. Ve bu değere ihtiyaç duyan kişi açısından çok pahalı da olabilir. İşte onu diyeceğim. Yani birine 5000 lira, birine 50.000 lira verebilir gerçekten 3000 kitap yüzünden. Ama mesela kitap okumayı sevmeyen birisinin yeni bir tablet daha kıymetli, bir de o var. Demek ki burada bilginin değerini kişi, yani insan zihni, yani onu nasıl bir hikayeye bağladığını belirliyor. Şimdi bilgi, özellikle daha evvel konuştuğumuz bu işte gerçeklik sonrası çağ falan hikayesi, bilgiyle manipülasyon falan hikayeleri de dahil olmak üzere son derece manipüle edilebilir, son derece değişik şekillere sokulabilir bir şey. Dolayısıyla aslında burada önemli olan bilgiyi doğru bir kavramsal çerçeve içerisine oturtturacak yetkinlik ve şumullülükte zihinler. Yani onları nasıl yaparız? Esas dert bence o olmalı. Bilginin kendisinden ziyade. O zihni yapmak için yine bilgiye ihtiyacımız yok mu? Var. Bilgi bir şey, benzin gibi. Yani o arabanın bilmem nereden nereye gitmesi için gereken bir şey gibi. Bu arada bilgi tanım yapmamız lazım. İşte bir malumat var. Şimdi bir data, tamam mı? Malumat, bilgi, bilgelik. Mesela bunların hepsi işin safhalarını imleyen şeyler. Şimdi mesela datanın tek başına hiçbir faydası yok. İşte ben bilmem kaç kişinin beyninde çalıştım, şurada şu kadar lamba yandı, işte bunun renk yoğunluğu şu kadardı falan. Bu veri kimseye bir şey söylemiyor. Alzheimer'ın çözümü için çalışmıyorsa. Ha, ama şöyle, eğer evet konu bir Alzheimer'sa ve o baktığın yerin Alzheimer'daki anlamını biliyorsan, altını çiziyorum, anlamını biliyorsan, o verinin bir anda yeni bir anlama büründüğünü görüyorsun ve diyorsun ki ha demek ki verdiğim ilaç şurada şöyle bir şey yapmış. Şimdi bu da malumat. Bu malumatın bir bilgiye ve daha sonra bilgeliğe dönüşebilmesi ise aksiyon, işte bir şey yapacaksın, onu bir tedaviye dönüştüreceksin, paketleyeceksin, edeceksin. Yani yahut da şöyle düşün, aynı bilgi, aynı data, daha doğrusu veri, bir sürü insanın elinde var ama bir tanesi atıyorum o hastalıkla ilgili ya da o sorunla ilgili çok farklı bir bakış açısından bakıyor. O bilgiyi alıp bambaşka bir bağlamda koyunca millet diyor ki vay lan bunu hiç böyle düşünmemiştik. Mesela birçok fizikteki büyük devrimler, teoriler kimsenin bilmediği şeylerden çıkmıyor. Yani insanların gördüğü ama deney hatası diye bir kenara bıraktığı şeylere birisi fokuslanıyor. Diyor ki abi bu oynama hata olmayabilir. Hatta bir tanesi çok enteresan. İşte kuantum fiziğini başlatan Planck'ın düşünce biçimi. İşte o kara cisim ışımasının hesap kitabını yapmaya çalışırken devamlı bir kızılötesi felaket diye bir yere çıkıyor hesaplar. Yani bir cismi ısıttığında enerjisi sonsuz oluyor. Ama demir ocağında demiri ısıtırken sonsuza gitmiyor yani. Beyaz ışıkta kalıyor mesela, en son beyaz ışık veriyor. Lan diyor herif, neden denklemler böyle de gerçek hayat böyle? Sonra bir şey uyduruyor. Diyor ki enerji acaba sürekli değil de paketler halindeyse, pakette kuanta demek işte, kuantalar halindeyse ne olacak diye soruyor. Sonra formülleri çalıştırınca gerçek hayattaki gibi çıkıyor. Sonra dünya ayaklanıyor. Vay lan diyor, kuanta diye bir şey varmış. Diyor ki durun lan, yok öyle bir şey, ben uydurdum diyor. Kimse dinlemiyor. Planck'ın morali bozuluyor resmen. Yani kabul etmiyor, böyle bir şey olmaz falan diye. Ama kendi uydurduğu şey aslında yeni bir gerçekliğin de kapısını açıyor. Şimdi işte bu bilgiden öte bir şey biraz. Dolayısıyla insan zihninin birleştiriciliği olmadıktan sonra veri bir çöp, bilgi bir yığın, bir hatta blokaj, engel önümüze yığılıyor. Bugün bir mühendis arkadaşla bir muhabbetimiz oldu. Yani mühendislik köken, yazılımcı köken daha doğrusu. Bana bir şeyler anlattı. İşte bizim ta bir süre evvel kullandığımız o mobil EEG cihazları vardır. Böyle ev kullanıcıları için yapılmış. Alırsın, beyin dalgalarını kaydedersin. İşte bilgisayarı kontrol etmek için falan yazılımlar vardır. Oyun kontrolörü olarak falan kullanılıyor. Öyle bir merak sarmış ki bunları almış. İşte üzerinde bir takım yazılımlar denemiş falan. Obsesif kompulsif bozuklukta iyi gelebilecek bir oyun tasarlamak gelmiş aklına. İşte onları falan anlattı. Abi gayet makul bir şey yalnız. Adamın anlattığı şeyde enteresan olan nokta şuydu. Öğretmen kendisi, yani bir okulda görevli bir öğretmen. Fakat bilgisi az ve bu sayede harekete geçebilmiş. Ben mesela yıllardır böyle bir şeyleri hep düşünürüm. O kadar çok bilgi var ki kolumu kıpırdatamıyorum, yani anlatabildim mi? Katmıyor kolum, yani harekete geçemiyorum. Dolayısıyla bilgi böyle olduğunda bugünün dünyasında bilgi blokaj. Bizim Metan'ı artık meşhur ettim anlatan da benim oğlan. İşte YouTuber olacak, olamıyor. Niye? Çok video var çünkü. Onları seyretmekten video çekmeye vakti yok herifin. Bakarsan bu da bilgi. Haldır haldır yağıyor. Şu anda bizim durumumuzu en iyi anlatan şey bence işte 10 sene önce yazılmış bir kitap vardı. Seçim paradoksu diye. Aşırı miktarda seçenek, aşırı miktarda bilgi bizi paralize ediyor. Ve dolayısıyla yerinden kalkamıyoruz. Esas bizi değerli kılan şey ise uygun bilgi, yani gerekli gereksizden ayırıp uygun bilgiyi seçip onu güzel paketleyip sunabilmek. Yani senin de kafanın hep böyle çalıştığını biliyorum. Yani sen de bunu yaşayanlardan birisin çünkü. Yani o bilgiyi toplayıp onu farklı bir bağlamda sunduğunda insanlara ha dedirtiyorsun. Yoksa o data her yerde var. Atıyorum benim işte insanın fabrika ayarlarında yazdığım hormonları bilmem neleri bütün fizyoloji kitaplarında bulursun. Ama biraz farklı bir yerden çerçevelince evde oturan adam diyor ki vay lan bu bilgi benim işime yarar. Demek ki ben o zaman daha az şeker yiyeyim falan oluyor. Yani dönüştürücü olan kısmı biraz böyle bir şey gibi geliyor bana. Yani bilgi değil tek başına. Ya elbette ya bunun iki tane daha şimdi sen anlatırken ben de kafamda yavaş yavaş hani onları adım adım sıralamaya çalışıyordum zihnimde. Yani bilgide doğru söylüyorsun, işte malumati bilgi var, data bilgi var, yani küçük parçacıkta var bir tarafında. Bir tarafta da mesela yöntem bilgisi diye bir bilgi var. Yani bu sadece yani bilgiyi nasıl organize edeceğini öğrenmek için de bir bilgi kurman gerekiyor bir şeyde. Öteki tarafta da karşılığında da değerler diye de bir, yani şimdi değerli kılar mı dediğimizde neye göre, kime göre, neden gibi başka sorularla değerlendirmek gereken bir değer matematiği de var. Yani sosyal ilişkiler açısından değerli kılabilir. Yani daha bilgili oluyor olmak daha kolay eş bulabilmesini sağlayabilir mesela evet, bir şeyde. Yani. Ya da ekonomik olarak her zaman öyle olmuyor. Her zaman olmuyor ama yani işte yani, eğer bunun için değerli kılacak bilgiyi arıyorsa bunu da edinebilir. Evet. Yani ben eş bulmak için bir bilgi arıyorum dediğinde bunu da edinebilir. Ya da işte para kazanmak için bir bilgiye ihtiyacım var dediğinde bunu da edinebilir. Burada işte bilgileri seçmek, süzmek, dengelemek elbette bir yığınla, bir leğenden dökünüyormuş gibi değil de bir ihtiyaca karşılık bir dengelemek gerekiyor. Ama şöyle de bir sorun var ya, şimdi yeni bir şey öğrendim, yeni bir şey anladım daha doğrusu. Bu bilgiye daha evvelden maliktim de. Bu seçimlerde nasıl oluyor da, politik anlamda, siyasal anlamda seçimlerde oy veriyoruz. Herkes birbiriyle eşit. Ya insanın içini kaşıyan bir sorudur bu. En son mankenlerimizden bir tanesi sordu ama bir şeyde yani nasıl oluyor da bir çobanla işte benim oyum birbirine denk oluyor. Eğitimle eğitimsiz ayrı. Az bilgiye sahip olanla çok bilgiye sahip olanın ayrımını yapıyor bir şeyin içerisinde. Bu aslında her ne kadar biz buna olur mu canım hepimiz eşitiz falan gibi bir rabarba desek de altında bu iç gıcıklayıcı da bir sorudur. Ben bunun nedenini anladım. Çünkü biz bilgiyle ilgili bir seçki yapmıyoruz ki, hislerimizle ilgili bir seçki yapıyoruz. O yüzden bilgiyle alakalı politik bir sürecimiz yok. Bizim acı, sevme, hırs, kızgınlık gibi hislerle alakalı dengeler için bir seçki yapıyoruz. Ve bu hisler seviyesinde ben herkesle aynıyım. Hepimiz birbirimiz aynı şekilde duygulanıyor, aynı şekilde üzülüyor, aynı şekilde kızıyor ya da aynı şekilde acı çekiyoruz. O yüzden seçimler söz konusu olduğunda konunun bilgi olmadığı, duygu olduğunu, hatta bu duyguyu yöneten en temel duygunun da korku olduğunu düşünüyorum. Şu korkunun belgeseli de bu yüzden yapalım dediğim şeylerden bir tanesiydi. Bu altta okey yani hani bu tarafta. Ama yine de buna rağmen bunun üzerinde bilgi edinebiliyor olmak, bilgileri istifleyebiliyor olmak, standartlarını geliştirebiliyor olmak, sosyal olarak birbirimizle bağımızın içerisinde birinin ötekinden daha değerli kıldığını da düşünüyor. İşte sorun kadim bir şeydir o manken arkadaşın söylediği. Tabii Eflatun'dan gelen bir şey. İşte Eflatun kademeli bir devlet yapısı öngörür. Bilgelerin devleti yönettiği, işte esnafların bilmem ne sağlayan, en aşağıda da böyle bedensel iş yapanları da en aşağı koymuş. Onlar da asker masker olsun, takılsın işte kitleler halinde gönderelim, öldürsünler falan gibi. Yani bugünden baktığında çok elitist, faşizan falan gözüken bir sistem var aslında. Yalnız manken arkadaşın dediği şey o değil. Yani onun bilgisinden bahsetmiyoruz ya da onun hayat görgüsü. Böyle baktığın zaman mesela bir siyasi karar atmosferinde herhangi bir üst sosyoekonomik gelir düzeyinde yaşamak insana ekstra bir görüş sağlayacak diye bir nesnel kanıtımız yok. Çünkü o sosyoekonomik düzeyinde kendi atgözlükleri, kendi öncelikleri, kendi korkuları, kendi arzuları, kendi öz ajandaları ve gerçeklikten kopuk bir boyutları var. Yani herkesin olduğu gibi. Dolayısıyla çobanın bir boyutu var, onun bir boyutu var. Dolayısıyla o anlamda gerçeklikten uzaklık anlamında aslında eşitler. Fakat burada o kızcağızın zihinsel tarlasına düşmüş olan o fikir tohumu aslında doğru bir şey imliyor. O şey şu, yani bir şirketin başına CEO geçireceğin zaman sen yani sokaktan geçen birini çevirip rastgele seçmiyorsun ya da hangisinin boyu uzunsa onu seçelim demiyorsun. Belli kaliteler arıyorsun. Dolayısıyla topluluğu yönetecek insanlarda da belli kaliteler aramak, işte o kaliteleri seçebilecek bir kitlenin karar makamında olması bilmem ne falan filan gibi şeyler arzu etmek hiç çizgi dışı bir durum değil. Ama kim bu? Hangi tip bilgiye sahip olan insan? Nasıl bir görgü? Mesela hep gıcık olurum değil mi? Belki bu programda da 3-4 kere söylemişimdir. Sanatçı anında ışığı ilkesi. Ben buna sinir oluyorum abi. Kim o sanatçı? Yani sırf devlet sanatçısı ya da konservatuvar mezun diye bu adam alnı parlıyor mu gerçekten? Öyle bir şey mi var? Hangi tip bir şeyden bahsediyoruz? Nasıl bir bilgelik o? Mesela daha önce sanatı konuştuğumuz yerde ne dedik? Olmayan yolu açana sanatçı diyebilmemiz lazım. Olmayan bir şeyi, işte soyut bir şeyi somuta indirgedi. Aa bize bir update yaptı, böyle bir güncellendik biz. Tamam dedik, artık görülmeyeni görüyoruz. Yani yeni bir şey gösterdi bize. Şimdi böyle adam canımı yesin. Tamam ben bunun dediği yerden gideyim ama yani her kadrolu sanatçı da tırnak içerisinde ya da zanaatkar da öyle bir ışık yakmıyor ya da her zengin yaşayan, her tırnak içinde kendi özgürlüğünü yaşayan, her çok mekana girip çıkmış, her havyar yiyebilen ya da her fakir fukara uzlet içinde yaşayan bilgi olmuyor. Anlatabildim mi? Yani bunun bir ölçüsünü koyabilmek zaten 3000 yıl mı kaç bilmiyorum Platon ne zaman şimdi cahilliğimde ortaya çıkmasın. Yani birkaç bin yıldır bir problem yani anlatabiliyor muyum? Konuştuğumuz şeyin temelinde bilgi dediğimiz meselenin neliği, yani insanın işine yarayan bilgi nedir? İşte bunun elde etme yöntemi nedir? Mesela yöntem dedim biraz önce. O yöntem öyle bir mevzu ki bir insanın bilgiyle ilgili yapabileceklerine dair hayal gücünü sınırlayan şey yöntem. Yani nasıl o bilgiyi kullanacağını bilmezse sen ona aç, bütün kütüphaneleri aç. Yani dünyanın en büyük kütüphanesindesin. Düşün. Bakınız bilinç videosu. Tabii. Evet. bilinç videosuna bakın. Ya sorun yoksa mesela cevabı görebilir misin? Soru lazım bir tane. Bir kere en başta bir derdin olacak. O dert merkezde duracak. Aldığın bütün bilgi onun etrafında organize. Şimdi ben abi sapık gibiyim. Yani ne baksam biyoloji, evrim, işte canlı, hücre bilmem. Niye? Benim ortadaki derdim başka. Ben işte biyoloji kökenli bir adamım. Olayı bütün hep bu bağlamdan bakıyorum. Şimdi burada konuştuğum her konuyu niye o tarafa sürüklüyorum? Çünkü bildiğim budur. Yani dervişin fikri neyse zikri o işte. Böyle bir şey çıkıyor. Ortadaki dert belirliyor her şeyi. Benimle aynı veriye sahip bir başka adam, işi gücü, ekonomi, her şeyi oradan görüyor. İşte sen mesela reklamcısın, sen her şeyi oradan görüyorsun. Yani bu da doğal olarak bilgiyi yoğurma ve ortaya bir şey koyma tarzımızı farklı yapıyor. İşte burada dil ve istişare devreye giriyor. Dil, bunu nasıl somutlaştırdığımız, dil kapasitemiz falan çok belirleyici. Çok özür dilerim. Tamamen haklısın ama bir şey daha eklemek istiyorum seninle alakalı. Bunların üzerine, yani sen gördüğün ve topladığın bilgileri bir başka konunun ya da sorgunun merkezinde karşılıyorsun. Okey. Ama aynı zamanda bir amacın var ve bu amacı da bilgiyle bulmuşsun bence. Yani bu amacın çok önemli bir bölümü. Elbette bundan kar da elde etmek istiyorsun, işte bilmem ne falan, ama bunun ötesinde bu küçük yeri, senin kar elde edebileceğin çok daha başka alanlar varken bunu yapıyor olmanın, bilgiyi yaymayı istemek, doğru şekilde dağılımını istemekle alakalı da bir çaban var, bir tercihi durum var. Ama işte aynı benimle aynı bilgiye sahip çok insan var. Söylemeye çalıştığım şey o. Mesela dertleri benden farklı olduğu için onların bu bilgiyi kullanma biçimleri farklı. Dolayısıyla benim de başka bir derdim var. Aynı bilgi bende başka bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla aslında bilgiyi, yani bilginin bir insana bir şey yapması, değerli ya da değersiz, üstün ya da daha işte sefil neyse yapması, biraz o kişinin içerisindeki bu işleme ve birleştirme mekanizması ile ilgili. Bu yani işte bizim kaotik sistemlerde hep kaos mausu anlatmayı seviyorum. Orada mesela kaotik çeker diye bir hikaye var. Bu biraz şeye benzer. Ortada yanan bir lambaya böyle pervaneler döner, en sonunda ışığa girerler ya. Çünkü o ışık onlar için bir çekici görevi görür. Yani bizim mesela temel sorunumuz, derdimiz yahut nasıl diyeyim ona, arka plandaki arzumuz bizim için bir böyle bir talep döngüsü oluşturur ve her şeyi o talebe göre talep ederiz. Yani deriz ki bu bilgi bana lazım, bu benim için lüzumsuz, bu kişiyle görüşmeliyim. Arzu, niyet en temel insanın en iç arzusu dediğimiz şey. Geçen Doğan Cüceloğlu ile bir toplantıda oturuyoruz. Tabii ki yılların getirdiği bilgelikle, biliyorsun onlar bir cümle eder, bizi dümdüz ederler. Yani bir şey söyledi, insanın niyetini dedi, yetiştiği ortam şekillendirir. Çok sert bir söz bu, üzerinde düşünecek olursan. Yani bütün hayatını belirleyen niyetin aslında bir dedi, yani bir ailedir en önemlisi. Neyi niyet edeceğini belirleyen. İki, eğitimdir dedi. Ama eğitim ikidir her zaman. Önce ailedir. Çünkü ilk beynin orada formatlanıyor. Şimdi buna baktığında bir insanın bu çevrelerden aldığı nosyonu bırakıp da abi ben Amerika'yı baştan keşfedeceğim demesi çok zor. Yani hepimiz bulunduğumuz ortamın bir sonucuyuz. Bir kere bunun mesela Doğan Hoca'da gözüken çok güzel bir çıktısı var. Tevazu. Yani adam diyor ki ben bu zamana kadar ne yaptıysam, o ortadaki dertle ne biriktirdiysem o dert benden değil ki zaten. Yani zaten ben bir şeyin içinden geldim ve neticede bunlar birikti. Paylaşıyorum sizinle. Dolayısıyla bir kere bu tevazu zaten Doğan Hoca'yı Doğan Hoca yapan ya da onun gibi insanları öyle yapan bir şey. Ama yani neticede bu bizim elimizde olan, yani şu gün değiştirebileceğimiz bir şey değil. Fakat oraya şöyle bir şerh düştüm. Ben o gün not defterime yazmıştım, yanındaki not defterine. Ailemiz bize tek bir niyet ya da tek bir yaşam tarzı vermiyor ya da ilk ortamımız. Tek bir seçenek sunmuyor bize. Çoklu seçenekler var. Bu çoklu seçeneklerin hangisinin bir filize, ağaca ve meyveye dönüşeceğini yaşamdaki küçük kararlarımız belirliyor aslında. Ve bu her gün geçerli. Yani bugün de geçerli, ölene kadar her an geçerli olacak bir şey. O yolda yaptığımız seçimlerin niyetimiz belirledik. Seçimler de niyetlerimizi modifiye ediyor. Şöyle düşün, bir heyben var. Bir sürü potansiyel niyetin var. Bir sürü şey olabiliyorsun. Yani sınırlı sayıda belki ama birden çok. Dolayısıyla bunların hangisinin aktualize edileceği de işte orada artık biraz nasip, biraz kişilik, biraz o ya orada imkanlar, kaosun kuralları işliyor ama hani genel olarak yine de aileden de olsa, eğitimle de olsa, niyeti belirlemede. Bunu simülasyonları konuşurken konuşmuştuk. Çoklu simülasyon bilgisine sahip ya da seçeneğine sahip olmuş olma senin niyetindeki kaliteyi de arttıran bir şey. Evet. Yani yine hala özünde bir şeyi tamamlıyor olsak, yani bilgiyle ne kadar çok karşılaşıyorsak elbette bilgiyi nasıl işlediğimiz, bilgiye hangi niyetle baktığımız hem becerisel nitelik anlamında hem de iyi niyet, kötü niyet anlamında baktığımız önemli olmakla beraber bilgiye en çok maruz kalma ortamı olasılık olarak bizi daha değerli kılıyor. İşte bak bilgi, işte orada ben hemen bir kelime şerhi, yani bilgi dedin mi bende sası kalıyor bu cümleler. Çünkü bilgiyi bir şeyle değiştirme. Bilgiyi bana data gibi geliyor çünkü tam veri. Tamam yani, data, yöntem bilgisi hepsini beraber ona şey olsun. Görgü desen mesela okeyim ben. Yani tamamım orada, sıkıntım olmaz. Mesela görgü daha seyyel, daha total, daha böyle el avuca sığmaz bir şey ya. İçinde böyle çok bileşeni var. Biraz kalitatif bir şey yani. Kantitatif değil, öyle sayısal bir şey değil. Ve yani bunu dediğin anda bir anda benim zihnimde daha iyi uyanıyor. Çünkü ya... Böyle data artık çok ortada, biliyor musun? Veri herkes de var. Yani evet, aç cep telefonu, her şeyi buluyorsun. Mesela Google etkisi diye bir şey var. İnsanlar kendilerini artık zeki sanıyorlar ve ciddi sanıyorlar. Test yapıyorsun. Herif kendi olduğundan yani %30 daha fazla puanlıyor. Çok haklısın. Ciddi söylüyorum bunu. Gerçekten haklısın ama burada bir durum daha var. Yani doğru soruyu aradan, yani doğru problemini tespit edebilme de bilgiyle elde edilen bir şey ya. Yani önce çok fazla veriyle karşı, çok fazla içerik izliyorsun, çok fazla içerik topluyorsun. Sonra şey diyorsun, yani bu çok saçma, Yani hani %90'ını unutuyorsun zaten. Unutuyorsun ya da işte bu bir rabarbada arada kalıyorum. Ben bunu bir şeye göre, ben neyi merak ediyordum, neyi istiyordum falan, bunu azaltıyorsun tekrar. Tabii. Bu öğrenilen bir şey. Çok zekiysen bunu hızlı öğreniyorsun. Daha az zekiysen bunu daha yavaş öğreniyorsun ve ama bu hep yani belli bir maruzatta kaldığında bu geliştirebildiğin bir şey oluyor. Orada da işte yöntem bilgisi geliştiriyorsun. Bak şunu diyorsan okeyim. Biyolojinin stratejisiyle de çok uyumludur. Ne kadar çok seçenek bilgi anlamında o kadar zengin yeşerme ortamı diyorsan okey. Bu şey gibi gübreyi bol vermek, suyu bol vermek, toprağa bol, minerale bol vermek. Ya tabii kamu spotu gibi bir şeyle de sonlandırmayı istemem ama mevzu ona gidiyor. Arkadaşlar bilgi edinin. Bilgi ne? Böyle bir şeyle de sonlandırmak istemiyorum. Yok ben tam tersini söyleyeceğim. Bak arada esas bilgeliği yapan şey neyse, bana geldiyse hayatta bir iki tane sağlam fikir, onların hepsi böyle tek başına otururken geldi. Bilgi alırken gelmedi. Bak şimdi çeşitleri topladın. Yahu insan seninle alakalı hani en söylenebilecek iki malzemeden bir tanesi ortalama bir akademisyenin de topladığı ya da bir araya getirdiği bilgide daha üzerinde bilgiyi bir araya getirmiş olman, hala getiriyor olman. Emin ol değil. İkincisi de bunu şair gibi anlatıyor olman. Ama yani bak o ama ikisinin arkasında yatan işte bilgi değil, iddiam bu. Bu kadar dataya sahip olmayan ne şiirsel konuşanlar tanıdım ben. Yani bu kadar veri yok ellerinde. Ama yani, öyle bir birleştirme var ki. Mesela ben o ilhamı mesela bilgililerden değil, başka bir şeylilerden alıyorum. Yani onların başka bir derdi var, başka bir hikayeleri var. Dolayısıyla bilgi çok iyi ama bilginin içerisinde dert yoksa diyorum işte. Sorunu dert. Bakınız sıkıntı yoksa, dava adamı olmak. Evet. Sıkıntı yoksa sıkıntı. Mustafa Bey ben sizi dinledim. Ya biz gerilim yapacaktık programda unuttuk. Ama yani bu ayrım bence önemli. Afazi diye böyle dilimde tüy biten bir hikaye var. Tanımlara güzel açılımlar yapmazsak yani sözlük tipi bir müktesebatımız olmazsa bir şey söylüyor zannederken aslında onun tam tersini diye olabiliriz. Dolayısıyla bilgi meselesi bence bu açıdan önemli. En azından şu veri, malumat, bilgi, bilgelik hikayelerini kafamızda şöyle bir çözüp ben onları hangi konuda hangi seviyedeyim galiba bir görmek lazım diye düşünüyorum. Çok tatlı bir şey var. Bunu daha sonraki videolara konuşacağız. Gene spoiler. Konuşacağız. Denge. Şu yaşamsal olarak denge. Çok kafamda... Tamam denge. Yalnız bak fırça yiyoruz. Evrim konusunda devam etmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar bunun kafası başka şeylere çalışıyor bu aralar. Evrim konusundan koptu ama getireceğim oraya. Yakın geleceğiz. Hele de kültürel evrim. Üzerine çok konuşmak istediğim şeylerden. Teşekkür ediyorum.